Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda D7'nin 5. gününü göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karomuz kıyamet öyle söylüyor bu kez. Bu karo neydi? 45 saniye arayla üstümüze görevler veriliyor 2 tane. Bunları yapmamız gerekiyor. Yapmazsak üstümüze sırasıyla çeşitli zayıflatıcılar alıyoruz. Tabii Fantastik Dörtlü kullanıyorsak almıyoruz. Ve eğer grubumuzda Fantastik Dörtlü varsa diğer şampiyonlar bir görev alıyorlar. Evet, ilk yerde çekim hatası oldu arkadaşlar. İlk yeri gösteremeyeceğim maalesef. O yüzden ikinci kısımla başlıyoruz bu kez. Daha doğrusu ilk yerde sadece Abomination'ı dövdüm. Ondan sonra aktiflik sıkıntısı olunca yedek halletti benim yolumu. Çünkü ilgilenememiştim. Şimdi ikinci kısımda Korkusuz'la gene başlıyoruz. Bu 5. gün kısa olacak benim için. Hemen kendimi dövdürtüyorum. Evet. Global Karo'dan da gördüğünüz gibi Korkusuz'un üstünde iki tane işaret var. Bir tanesi özel saldırı at işareti, diğeri de kaçış işareti. O görevleri yaptığımız müddetçe hiç sorun olmayacak. Karo sıkıntısı 45 saniye elinde böyle ya da ne kadar zamanımız kaldıysa ortadan kalkıyor. Eğer onları yapmazsak, atıyorum iki tanesini yapmadık, üstümüze iki tane 3 savaş boyunca süren zayıflatıcı alırız. Bunlar işte iyileşme azaltması, sonra zırh kırma, sonra zayıflık falan ve en son sarsıntı alıyoruz. Sarsıntı almamız çok kötü olur, o yüzden oraya kadar gelmememiz lazım. Özellikle Void'e karşı savaşıyorsanız buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle Quake kullanıyorsanız falan sarsıntıyı falan yememeniz lazım. Evet, ilk rakibimizi aldık. Şimdi sırada Miles Morales var. Evet. Yine Nick Fury kullanacağım ona karşı. Nick Fury rakibini kısa sürede indirebildiği için 45 saniye dolmadan bitiriyor zaten savaşı. Ondan hiç o görevleri yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Mesela burada herhalde zayıflatıcı at görevi verdi. Fantastik Dörtlü Karosu'nun verdiği görevler genel, yani 4 farklı görevi var. Alıkoyma yap, zayıflatıcı at, özel saldırı kullan, bir de kaçış yap şeklinde görevleri var. Bunları belki ileride arttırırlar ama şimdilik kolay bir karo. En son açılması kesinlikle uygundur. Şimdi benim üstümde iki görev ya. Yani iki görev var ya. Eğer takıma bir Fantastik Dörtlü alsam bir görev olurdu mesela Nick Fury'nin üstünde şimdi. Eğer Fantastik Dörtlü kullanırsanız hiç görev almıyorsunuz. Yani Fantastik Dörtlü kullanmanız demek bu karoyu yok saymak demektir. O yüzden düşünebilirsiniz bu karonun sizi zorlayacağını düşünüyorsanız takımınıza Fantastik Dörtlü almayı. Ve genelde alev adam alınır zaten ittifak macerasında D7'de. Taş adam durdurulamaz, karosu varsa alınır. Diğerleri alınmaz peki. Evet, şimdi hayalete geldik Nick Fury ile. Mesela o işaretlerin anlamı biri, yani kaçışı anlamışsınızdır. O sopa şeklinde olan işaret alıkoyma yap demek arkadaşlar. Bakın yaptım, o gitti. Şimdi tabi bir yandan da dikkat etmek lazım. Bütün kanamaları hiddete dönüştürüyor. Bloğu bile çok vurabilir hayalet. Evet, kaldı %0. Bir anda indi. Başka yere bakıyordum da bir anda canının indiğini gördüm. Evet, şimdi sırada Howard var. Howard biraz sinir bozucu. Önceki D7 videolarını da izlediniz. Bu arada kendi, yani buradaki ittifak macerası oyunları için, görevleri için ideal takımımın bu olduğuna karar verdim. Gene Warlock, Venom ve Nick Fury aldım o yüzden. Bu arada burada ördek Howard'da birazcık kötü dövüşüyorum. Gördüğünüz gibi başta dayak yedim. Yani bu versiyonda bu yola en ideal takımın bu olduğunu düşünüyorum. Tabii Corvus çok daha ideal aslında Warlock'tan ama onlardan daha iyisi var tabii. Ama şu anda benim kullanabileceğim en ideal takım bu bence. Evet, bir atmadı özel saldırısını, ikisini bekledim. Bir de alıkoyma yapmamız gerekiyor. Yoksa süre dolacak. Ama önemli değil. Üstümüze zayıflatıcı alabiliriz. Ama hatırladım, burada benim dikkatim dağılıyor. Zayıflatıcı üstüme alınca başka yere bakıyorum ve dayak yiyorum. Yani oyunda başka yere bakıyorum böyle. Solda ikona baka kaldım galiba, öyle hatırlıyorum. Evet, kalanı Venom'la halledeceğim. Mermi vuruşu olmasa da yarı canı yarıdan az canı kaldığı için Howard'ın indiririm diye düşündüm. Evet,
Evet, sonra bir alıkoyma yapayım dedim, adam yakaladı beni. Bunu bazen yapıyorlar ve hadi bir kere yapayım dediğiniz zaman mutlaka onu yapıyorlar yani. Yerinde durup size, siz geldiğinizde vuruyorlar üstünüze. Onu da yapacak bir şey yok. O yüzden burada gene dayak yemişim. O yüzden Magic'le oynamak artık pek riskli olmaya başladı. Magic'e de yapıyorlar. Magic'le alıkoyma yöntemini çok yapmamaya başladım ben o yüzden. Ya da yapacaksam hafif saldırıyla yapıyorum. Atılma saldırısıyla yapmıyorum. Ona siz de çok dikkat edin. Ha, burada da indirdik. İkinci kısım bitti arkadaşlar. Bu ittifak macerasında hiç taş adama girmedim ben veya boss'a. Bir tek yani ilk gün taş adama girdim. Ona da çekim hatası oldu. Zaten ilk gününe bakarsanız benim taş adamın üstünde durduğumu görürsünüz. Evet. Şimdi üçüncü kısma geçtik. İlk rakibimiz gene Miles. Venom her zamanki gibi buranın en iyi ilacıdır. Evet, gene F4 karosu, özel saldırı atma ve atılmaz, aynen alıkoyma yapma karosu özelliği verdi. Ama daha önce söylediğim gibi yani süre dolmadan maçı bitirdiğim için, dövüşü daha doğrusu bitirdiğim için hiç bu görevleri yapmaya gerek kalmıyor. Yani alıkoyma görevini yapmak en zoru bence. Çünkü diğer görevlerini normal savaşarak da rahatça yapıyorsunuz. Yani kaçış yap, rakibe zayıflatıcı at, sonra özel saldırı kullan falan, bunlar kolay görevler. Alıkoyma yapma bazen zor olabilir. Atıyorum karşımıza Nova çıksa, böyle Thor Ragnarok çıksa biraz zorlanabiliriz. Mesela veya Rhino. Rhino çıksa en zor olur bence. İttifak macerasında bu. Evet, şimdi sırada örümcek adam var. Hepsine Venom kullanıyorum basitinden. Venom'u yani kesinlikle bu tarz hero'lar için 5.65'e atabilirsiniz arkadaşlar. Soranlar olmuş da. Burada geriye kaçtım. Refleks alıp, yani refleks oldu aynen. %85 canım gitti gördüğünüz gibi. Neyse, sorun yok, ölmedik neyse ki. Konumuza dönelim. Yani Venom'u kan ve Venom varyant macerası için de kesinlikle 5.65 atabilirsiniz. Faydası olduğu çok yer oluyor çünkü. Evet. Örümcek adam klasiği de aldık. Şimdi örümcek güvenle devam ediyoruz. Onu da Venom'la alacağız. Gördüğünüz gibi Global Karo'dan bir kere bile etkilendiğimi görmediniz. Nick Fury hariç. Nick Fury'de bilerek aldım çünkü onun üstüme. Ama sonra dikkatim dağıldı ve öldüm. Nick Fury ile üstüme alacağım o zayıflatıcı benim canımı arttıracaktı sadece. Hiçbir etkisi olmayacaktı. Bir kere alabilirsiniz o zayıflatıcıyı. Evet, örümcek güvende tamam. Azıcık canını hallettik. Evet, sırada simbiyot örümcek var. Yine Karol'u gireceğiz. Buraya daha çok Karol'u giriyorum biliyorsunuz. Kolay bir Karo çünkü. Warlock'la gireceğiz. X-Large bir şampiyon Warlock. Parçacık koruyucudan etkilenmez. Ve siper ağır saldırı yöntemiyle oynayacağımız için de kaçmayacak hiç. Ayrıca kısas global Karosu'ndan da faydalanıyoruz bu sayede. Warlock'ta savunması iyi bir hero. Zırhı var. Ondan hiç sorun görmedim Karol'u girmekte. Güçlendirme de basılmadı. Eşya da kullanılmadı. Tabi L1'ini attım, biraz bloklamamız gerektiğinde canımız gidebiliyor. Evet, hemen L2'mizi atıyoruz. Hiç ona vurmadan atıyorum ki üstünde daha çok hiddet varken atalım L2'mizi diye. Burada siper yapmadan bir an ağır saldırı attım. Neyse ki karşı vuruş yapmadı. Evet, 10 hiddetimiz oldu artık. Rahatça hasar ve daha çok, yani daha çok hasar veriyoruz. Rahatça yaptığımız bir şey yok, aynı şeyi yapıyoruz. Evet, 12k falan vuruyoruz neredeyse gördüğünüz gibi. Sonra hemen gene L2 attım.
Oh, 26K vurdu vallahi, gördünüz. Evet, son savaşımız da buydu arkadaşlar. Ve bir D5'in son, ay D7'nin sonuna geldik arkadaşlar. Bu da son günümüzdü. Boss'a ben de almadım gene. Arkadaşlar aldılar. Evet. Gördüğünüz gibi etkinlik skorumuz bu oldu. Tabii macera sonlandığında buradaki destansı puanları da eklenecek. Toplam 22 milyon kaçtı oyunun, onun gibi bir şey daha eklenecek. Evet. Bir tek dördüncü gün bir ani çıkış olduğu için bir grup yüzleyemedi ama boss'u indirdiler en azından. O yüzden pek puan fark etmedi. 100K falan fark ediyordu. O da zaten bizi bir yukarı taşımazdı. Evet, sonuçlar çıktı arkadaşlar. Bizim sıralamamızı görebilirsiniz. Yarın onu da paylaşacağım. Yorumlayacağım falan. Tabloyu inceleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Doom macerasının sonuna geldik. Bir daha ne zaman çekerim bilmiyorum. Söylerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.